GCM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortasındaki fiyat hareketlerini incelediğimizde dün artış gösteren jeopolitik risklerle birlikte değer kazanan altın ve yen gibi güvenli liman olarak nitelendirilen finansal araçlarda bugün zayıf veri takvimi nedeniyle toparlanma hareketlerinin gerçekleştiğini ve günün önemli fiyatlamalarının, öne çıkan fiyatlamalarının bunlar olduğunu söyleyebiliriz. Ukrayna-Rusya sınırında düşen Malezya uçağıyla birlikte bölgedeki gerilim tekrar tırmanmış durumda. Her iki ülkede uçağın olası düşürülmesiyle ilgili birbirini suçlamaya devam ediyor. Bu diğer yandan Orta Doğu'da da İsrail'in Filistin'e kara harekatı başlatmasıyla birlikte küresel endişeler, jeopolitik endişeler tırmanmaya başlamış durumda. Bunun borsa endekslerindeki etkilerine göz atarsak, Asya'da satışların ağırlık kazandığını gördük. Diğer yanda Avrupa'da özellikle havayolu şirketlerinin hisselerindeki satışların hız kazanmasıyla birlikte güçlü satışlar gerçekleştiğini söyleyebiliriz Avrupa borsalarında. Diğer yandan zayıf veri takvimi nedeniyle başta da söylediğimiz gibi yen ve altın gibi güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklarda toparlanma hareketleri mevcut şu an. Bu nedenle bir miktar yende ve altında zayıflama gördük. Yurt içi piyasalara baktığımızdaysa BIST 100 endeksinin birinci seans öncesi yani öğleye kadarki süreçte negatif hareket ettiğini, satışların ağırlık kazandığını gördük. Fakat 81.500 üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Şu an dolara baktığımızda ise 2.12.80 seviyesinde hareketini sürdürüyor. Euro ise 2.88.09 seviyesinde yani güne başlangıç seviyelerinde neredeyse şu an için yatay bir şekilde hareketlerini sürdürüyor kurlar. Günün ilerleyen saatlerindeki gelişmelerine bakacak olursak Almanya Merkez Bankası Başkanı, ECB üyesi aynı zamanda Weidmann'ın Madrid'de bir konuşması gerçekleşecek. Euro bölgesinin para politikaları hakkında açıklayabileceği, nitelendirilebileceği bilgiler para birimleri üzerinde özellikle Euro üzerinde etkili olabileceği için takip edilmesi gerekir konuşmanın. 15.30'da ise Kuzey Amerika ile birlikte başlayacak bir veri takvimi yer alıyor. Kanada'dan ve ABD'den açıklanacak verilerde dolar ve Kanada doları üzerinde fiyatlamaların sertleşmesine neden olabileceği için takip edilmelidir. Gün içerisinde piyasalarla ilgili öne çıkan başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.